Merhaba arkadaşlar, ben Ramazan Aydın, din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeniyim. Sizlerle birlikte bu dersimizde alan yeterlilik testinde karşınıza çıkacak örnek sorular ve kısa kısa konu özetleriyle karşınızdayız. Bugünkü konumuz dünya ve ahiret hayatı olacak arkadaşlar. Tıpkı bu şemada gördüğümüz gibi dünya hayatı arkadaşlar günümüzde insanın dünyada yaşamaya başladığı, nefes alıp vermeye başladığı andan öldüğü ana kadar geçen süreyi simgeler. Daha sonra kabir hayatı devam eder. Daha doğrusu berzah hayatı devam eder. Sonra kıyamet başlangıcı ve ahiret hayatı, sonsuzluğu ifade eden ahiret hayatı. Tüm bu süreci anlamlandırırken alan yeterlilik testinde siz kıymetli arkadaşlarımızın karşısına çıkacak önemli bazı kelime ve kavramlar var. Bu konuda işte o kelime ve kavramlar üzerine değerlendirmemizi yapacağız. Yeniden dirilme, mahşer, mizan, cennet, cehennem, bu olayın gerçekleşmesi, berzah, tüm bu süreçlerdeki önemli İslam dini içerisinde var olan kavramları konuşacağız arkadaşlar. Bunlardan birincisi sur kavramı arkadaşlar. Sur, kale duvarı gibi anlamlara gelir. İsrafil aleyhisselam meleğinin kıyametin kopacağı zaman üfleyeceği niteliğini sadece Yüce Allah'ın bildiği bir araç. Yani bu bir ses mi olacak, bu bir dalga mı olacak, ne olduğuna dair net bir bilgimiz olmamakla birlikte İsrafil aleyhisselamın üfleyeceği alet, edevatın, aracın ismidir diyebiliriz. Kıyamet, arkadaşlar, ayağa kalkmak, dik durmak, doğrulmak demektir. Dünya düzeninin bozularak canlıların canlılık hayatının sona ermesi anlamına gelmektedir. Var olan şu anki bütün düzenin ortadan kalkmasıdır diyebiliriz. Yine burada önemli kavramlardan birisi ahiret, dünya hayatının son bulup ölümden sonraki hayatın başlaması. Görünüş itibariyle normal şartlarda çok fazla zihnimizde yer etmemekle birlikte Rabbimizin Kur'an-ı Kerim'deki ayetleri ve Peygamberimizin açıklamasıyla zihnimizde çok iyi şekillendirdiğimiz o sürecin başlamasıdır. Ölüm, kişinin dünya hayatının eceliyle son bulmasıdır. Yani yaşam formunun ortadan kalkmasıdır. Yine berzah kavramı karşımıza çıkacak. Örtü, perde anlamına gelmektedir. Ölüm sonrası ruhların yeniden dirileceği güne kadar bekledikleri yer, mekan anlamına gelmektedir arkadaşlar. Amel defteri. Burada amel defterinin önemli olduğunu düşünüyorum çünkü birçok soruda karşımıza çıkmaktadır bu kavram. Kiramen katibin meleklerinin yazmış olduğu ve insanların yaptığı tüm işlerin yazılı bulunduğu kayıtlardır diyebiliriz. Bunlar harfle mi yazılı, görüntü olarak mı kayıt, zihnimizde algılayabildiğimiz şekliyle hangisidir tam olarak içeriğini bilmemekle birlikte yazılı olduğu yer ya da kaydedilen yerlerdir diyebiliriz. Fani ve baki kavramları karşımıza çıkacak. Fani, ölümlü, geçici, kalıcı olmayan, yani bizler. Baki kavramı karşımıza çıkabilir. Ebedi olan, kalıcı, varlığının başlangıcı ve sonu olmayan anlamına gelmektedir. Yine önemli kavramlarımızdan birisi arkadaşlar bazı kavramı. Bazı ölümden sonra ahiret hayatında yeniden dirilmeye verilen isimdir. Amentü duasını okurken arkadaşlar hatırlarsınız orada vel ba'su ba'del mevt şeklinde bir cümle vardır. Bu öldükten sonra dirilmek. Öleceğiz. Aradan bizim algımıza biraz zaman veyahut da bir müddet geçecek. Daha sonra tekrardan dirilmeyi kasteden kavramdır. Haşr kelimesi arkadaşlar birlikte olmak, toplanmak anlamına gelir. İnsanların hesaba çekilmek üzere bir araya toplanması. Ahiret gününde ilk insandan başlayıp kıyamet anına kadar yaşamış olan bütün insanların bir araya toplanıldığı alandır diyebiliriz. Mahşer, insanların hesaba çekilmek üzere toplandıkları alana. Aradaki fark şudur arkadaşlar. Haşr bu toplanma olayı, mahşer toplanılan yer. Kısmen mazhar halidir diyebiliriz. Mizan kelimesi karşımıza çıkabilir. İnsanların sevap ve günahlarının tartılacağı, içeriğini tam olarak bilemediğimiz bir alettir diyebiliriz arkadaşlar. Yani tartı. Cennet, iyi ve güzel işler yapmış olan insanların gideceği sonsuz kalacağı yurtlardır. Cehennemde çirkin ve kötü işler yapmış olan insanların dünyadayken cezalandırılacağı yerdir.
Ölümden sonra dirilmekle ilgili olan kavramlar. Arkadaşlar bu kısmı önemli bir şekilde ikiye ayırmaya çalıştık. Ölümden sonra dirilmekle ilgili, ölümden sonra sorgulanmakla ilgili kavramlar. Dirilmekle ilgili kavramlar biraz önce de bahsettiğimiz bazı kavram var arkadaşlar. Diriliş anlamına gelen, dirilmek anlamına gelen. Haşr, insanların bir araya toplanması, mahşer, bir araya toplanıldığı yer. Öldükten sonra dirilmekle ilgili. Öldükten sonra sorgulanmakla ilgili kavramlarda hesap, sual ve mizan kavramları bu kısımla ilgili olan durumlardır. Şimdi cennet ve cehenneme birazcık daha bakalım arkadaşlar. Cennet kavramı Firdevs, Naim, Karar, Neva, Adn, Darüsselam gibi kelimelerle Kur'an-ı Kerim'de nitelendirilmektedir. Mükafat yurdu, bahçe, iman edenlerin ve salih amel işleyenlerin gideceği yer olarak nitelendirebiliriz. Cehennem için de aynı şekilde Hutame, Sakar, Cahim, Nar gibi derin kuyu gibi anlamlara gelir. İnsanların dünyadayken yapmış olduğu yanlış davranışların karşılığında cezalandırılacağı, iman etmeyenlerin cezalandırılacağı yerdir diyebiliriz. Peki bu süreci birazcık daha zihnimizde şekillendirelim arkadaşlar. Bu dersimizi izlediğiniz şehirlerde farklı uygulamalar olmakla birlikte temel olarak ahirete uğurlamanın nasıl bir şey olduğunu isterseniz kısa kavramlarla birlikte değerlendirelim. İslam'ın şartlarından birisi de arkadaşlar bildiğimiz üzere ahirete imandır. Yani öldükten sonra dirileceğimiz ve ahiret hayatının varlığına inanmamız istenir bizden İslam dinin. Bu İslam'ın temel kurallarından, temel iman esaslarından, inanç esaslarından birisidir. Peki ahirete nasıl uğurlanır bir birey? Bakalım arkadaşlar. Ölüm kavramını biraz önce ilk başta dersimizin başında bahsetmiştik. Hayatın, yaşamın son bulması. Yani insanın canlı formunun artık ortadan kalkması. Tekrar diri olarak, canlı olarak vücut ısısını hissederek ortaya çıkması, hareketlenmesi, canlı hale gelmesi durumunun son bulmasıdır. Burada önemli bir isim ön plana çıkıyor. Ölüm meleği yani Azrail aleyhisselam insanların canının alınmasıyla, insanın can vermesiyle görevlendirilmiş olan melektir. Dolayısıyla hatırlarsınız bu kısımda önemli bir Kur'an-ı Kerim'den ayeti kerime hatırlayalım. Bakara 156'yı. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Yani Allah'tan geldik ve yine Allah'a döneceğiz diye Rabbimiz bize hatırlatma yapmaktadır. Burada arkadaşlar bahsedeceğimiz isterseniz çok küçük ayrıntı olarak Münker ve Nekir meleklerinden bahsedebiliriz. Öldükten sonra kabirde bize ilk sorgu, ilk sual, bize eşlik edecek olan meleklerdir. Yani sorgu melekleridir diyebiliriz. Peki kişi öldü. Ölen kişinin ardından yapılması gereken sorumluluklar ki ilk başta söylediğimiz toplumdan topluma, şehirden şehre, kültürden kültüre farklılık göstermekle birlikte temel olarak İslam inancında sala okumak, vasiyetlerini yerine getirmek, cenaze namazını kılmak, kabristana yani mezarlığa gitmek, taziyede bulunmak ölen kişinin yakınlarına, vefat eden kişiye hayır olması için Kur'an okumak, vefat edenin ardından hayırlar yapmak. Ankara'da mesela lokma dağıtmak bunun en önemli kısımlarından birisi. Arkadaşlar ayrıntılı bir şekilde tüm maddelere bakacağız ama yine çok az üstünde duralım. Sala okumak kişinin arkasından kişinin öldüğünü insanlara da güzel bir şekilde duyurmak en önemli noktalardan birisi. Yine vasiyetini yerine getirmek, cenaze namazını kılmak, kabristana mezarlığa gitmek, taziyede bulunmak, vefat edene Kur'an okumak, vefat edenin ardından hayır yapmak, o kişinin ahiret hayatını daha da güzelleştirmesi, hayrına katkı sunmak ve o ölen kişinin iyiliğinin bir nevi şahitliğini yapmak için yapılan güzel uygulamalardır. Şimdi bu kısımda salanın vefat eden kişinin vefat haberini vermek için imam tarafından okulan salanın Türk dini musikisinde
önemli bir form olduğunu mutlaka biliyoruz. Arkadaşlar cuma günleri hatırlarsınız öğle namazından ya da cuma namazından belli bir süre önce salalar okunur. Bazı şehirlerimizde perşembe akşamı cumanın müjdecisi olarak salalar okunur. Bazı şehirlerimizde bayramdan bir gün önce arife günleri akşamları sala okunur. Bu sala formu musikimizde İslam'la birlikte musikiye dahil olmuş ve çok güzel formlarını, örneklerini gördüğümüz harikulade besteler ortaya çıkmıştır diyebiliriz. Burada diğer bir önemli kavramımız gasil arkadaşlar. Cenazenin yıkama işlemine verilen isim. Kısmen diğer karşılığı hatırlayabilmeniz için söylüyorum. Gusletmek buradan gelmektedir. Yıkanmak, temizlenmek, cenazenin yıkanması, temizlenmesi anlamına gelir. Yine tekfin, cenazenin kefenlenmesi, kefene kelimesinin mastar hali olan tekfin, cenazenin kefenlenmesi anlamına gelir. Yine cenaze namazı da vefat eden kişinin arkasından o kişi defnedilmeden önce dua edip namaz formunda imamla birlikte cemaat halinde yapılan namaz türüdür diyebiliriz. Definde vefat eden kişinin defnedilmesidir yani toprağa verilmesidir diyebiliriz arkadaşlar. Yine aynı şekilde Kur'an-ı Kerim okuma ve dua işlemi yapılır arkadaşlar ölen kişinin arkasından. Burada önemli başlıklarımızdan ya da önemli söyleyeceğimiz şeylerden birisi vasiyettir. Vefat eden kişinin ardından sonra yapılmasını istediği şeyler. Yani kişi vefat etmeden önce velev ki bir hastalık durumunda ben vefat ettikten sonra şu kadar hayır yapın, şu kişiye yardım edin. Beni şu şehirdeki şu mezarlığa defnedin gibi şeyler kişinin vasiyetidir. Ki modern hukukta da İslam hukukunda da vasiyet eden kişinin sağlıklı düşünürken düşünme anında yapmış olduğu vasiyetin yerine getirilmesi önemli kural ve kaidelerdendir diyebiliriz. Burada borç ödemeden bahsedebiliriz. Vefat eden kimsenin borçlarının ailesi tarafından borçlu olunan kişilere ödenmesidir diyebiliriz. Teçhiz kavramı burada karşımıza çıkacak. Mutlaka karşınıza çıkacağını düşünüyorum. Cenaze namazı kılınmadan önce vefat eden kişinin yıkanmasına, kefenlenmesine, kabre verilmesinden önce hazırlık aşamasıdır arkadaşlar. Tüm bu işlemler yapılmadan önce hazırlanma olayı. Teşhi tabutla namaza ve kabristana taşımaya denir arkadaşlar. Teşhi kişinin tabutla birlikte namaz kılınacağı yere gasilhaneden oradan da kabristana taşınmasının adı. Tekfin arkadaşlar beyaz bezle sarılmasına, örtülmesine yani biraz önce de söylediğimiz kefen kavramından bahsederken tekfin, kefenlenme yapılan işlemlerden birisidir. Gelelim cenaze namazına. Arkadaşlar cenaze namazını hızlı bir şekilde tarif edelim. Belki namazın ne olduğunu ne olmadığına dair bir soru karşımıza çıkabilir. Abdest alınarak kıbleye dönülür. İmam eşliğinde kılınır. Ayakta kılınan bir namazdır. Vefat eden kimsenin kadın, erkek veya çocuk olduğu belirtilir. Mutlaka denk gelmişsinizdir. Ya kendiniz tecrübe etmişsinizdir ya da bir yakınımız vesilesiyle ya da bir görüntüde, televizyonda, bir videoda mutlaka denk gelmişsinizdir. Ölen kişinin kadın mı, erkek mi yoksa çocuk mu olduğu imam tarafından mutlaka zikredilir arkadaşlar. Tekbirle eller kaldırılır, kılınmaya başlanır. Sonra eller kaldırılmadan tekbir alınır. Rükû ve secdesi yoktur bu namazın. Önemli kısmı bence burası arkadaşlar. Diğer normal vakit namazları, nafile namazlar, bayram namazları, teravih namazları, vacip namazlar, farz, sünnet namazı, teheccüd namazı bunların hepsinden farklı olarak bu namazda arkadaşlar rükû ve secde yapılmaz. Dördüncü kez tekbir alındığında da sadece sağ tarafa selam verilerek namaz bitirilmiş olunur arkadaşlar. Burada önemli bir şekilde size hatırlatmak için rükû ve secdesi olmayan ve ayakta kılan tek namaz olduğunu da hatırlatmış olalım. Bu arada cenaze namazının hükmü farzı kifayedir. Burada isterseniz bir hatırlatalım. Farzı kifaye neydi arkadaşlar? Müslüman bir toplumda Müslümanların bir kısmının kılmasıyla ya da yerine getirmesiyle diğerleri üzerinden sorumluluk kalkan ibadetlere
farz-ı kifaye diyorduk. Dolayısıyla ölen kişinin arkasından o bölgede yaşayan insanların bazılarının katılarak, icabet ederek namazını kılması, cenaze namazını kılması diğerlerinin üzerinden bu sorumluluğu kaldırmaktadır. Burada önemli kısımlardan birisi taziyedir arkadaşlar. Vefat eden kimsenin yakınlarına başsağlığı dilemek ve sabır dilemek için ziyaret etme olayının adı taziyedir. Burada bir hadis-i şerifi hatırlatalım arkadaşlar. Bir kişinin öldükten sonra üç şey hariç amel defteri kapanır. Bu üç şey şunlardır diyor Peygamber Efendimiz. 1. Salih evlat yetiştirenlerin, yani güzel ahlaklı, hiç kötü diyebileceğimiz hasletleri barındırmayan, iyi olan, güzel diye nitelendirebileceğimiz bir insan, yani evlat yetiştirmek. İkincisi, faydalı ilim bırakmak. Bence insanlığın en çok ihtiyacı olan şeylerden birisi bu. Faydalı, insanların kendinden fayda görebileceği, devam ettirebileceği ilmi bir çalışma bırakıyor olmak. Üçüncüsü de sadakayı cariye, yani insanların faydalanabileceği yollar, köprüler, kamusal alanda insanların kullanacağı bir yer yapmak, faydalanabileceği bir çeşme yapmak, yol yapmak, köprü yapmak gibi şeyler diyebiliriz. Derken sorularımıza geldik. Arkadaşlar, ilk sorumuzla başlayalım. Anlattığımız kısımla alakalı sorumuz şöyle. Her yıl öğrencilere birinci ve ikinci dönemin sonunda karne verilmektedir. Karne verilirken kimi öğrencilerin yüzleri gülmekte, başarılarını süsleyen teşekkür ve takdir belgeleriyle sevincili yaşarken zayıf olan öğrenciler ise üzüntü içinde olmaktadırlar. Bu durum aşağıdaki kavramlardan hangisiyle doğrudan ilişkilendirilebilir? Doğrudan ilişkilendirme. Seçeneklerimiz: A seçeneğimiz amel defteri, B seçeneğimiz berzah, C seçeneğimiz ölüm, D seçeneğimiz baz, E seçeneğimiz kıyamet. Arkadaşlar, kavramların tamamına baktığımızda bir karşılıktan bahsediyoruz. Yani bir dönem çalışıyoruz, gayret ediyoruz, sınavlara giriyoruz, performanslar hazırlıyoruz, sonucunda not alıyoruz. Yani bu seçeneklerimizde yaptığımız şeylerin karşılığını almak anlamına gelen amel defteriyle tam olarak örtüşmektedir ki doğrudan dediği için örtüşmektedir diyebiliriz. Yeni sorumuza devam edelim arkadaşlar. Yeni sorumuz, öncüler vereceğiz. Hangileri bu uygulamalara örnek olarak verilebilir? Kültürümüzde cenazenin uğurlanmasıyla ilgili kaynağını Kur'an ve sünnetten alan çeşitli uygulamalar vardır. Kur'an ve sünnet temelinde cenazenin uğurlanmasıyla alakalı uygulamalar. Öncülerimize bakalım. Birinci öncülümüz cenaze namazından sonra helallik almak. İkinci öncülümüz ölen kişi için Kur'an okumak ve dua etmek. Üçüncü öncülümüz tabutun taşınmasına katkı vermek. Dördüncü öncülümüz cenazeye katılanlara yemek vermek. Arkadaşlar, kültürümüzde olmakla birlikte İslam dininde, Kur'an ve sünnet temelinde olmayan bir uygulama cenazeye katılanlara yemek vermek. Mutlaka zor durumda olan, yolculuktan gelen, bir şekilde dinlenme ihtiyacı olan, acıkmış olan insanların ihtiyacını gidermek mutlaka çok güzeldir. Ama temelini Kur'an ve sünnetten almayan bir uygulamadır. Diğer her üçü de, yani C seçeneğimiz Kur'an ve sünnetten, Peygamber Efendimizin uygulamalarından feyiz alınarak ortaya çıkmış olan durumlardır diyebiliriz. Yeni sorumuz arkadaşlar. Hazreti Peygamber'in bu davranışı aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilir sorumuzun kökü. Bakalım. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ölen kimselerin yakınlarına ziyarette bulunmuş, onları teselli etmiştir. Örneğin Uhud Savaşı'nda şehit olan sahabinin yakınlarına, siz şehidi yerinden kaldırıncaya kadar melekler kanatlarıyla onu gölgelendirmeye devam ettiler demiştir. Bakalım arkadaşlar, bu davranış seçeneklerimize hiç bakmadan da aslında şunu söyleyebiliriz. Ölen kimsenin yakınına ziyarette bulunmak. Şimdi seçeneklerimize bakalım. A. Teçhiz, B. Teşhi, C. Taziye, D. Tekfin, E. Gasil. Arkadaşlar, bunların tamamı cenazeyle alakalı kavramlar olmakla birlikte ölen kimsenin yakınlarına ziyarete gitmenin adı taziyedir.
Dolayısıyla Peygamber Efendimiz bizzat kendisi vefat eden kişilerin evlerine, yakınlarına, ailelerinin yanlarına giderek onlara başsağlığı ve iyi dileklerini, iyi temennilerini, dualarını dile getirmiş. Bizlerin de yapmamızı tavsiye etmiştir. Dolayısıyla Peygamberimizden bize gelen çok kıymetli bir uygulamadır diyebiliriz. Yeni sorumuza geçelim arkadaşlar. Bu ayette verilmek istenilen mesaj aşağıdakilerden hangisidir? Ayeti okuyalım. Andolsun ki biz sizi biraz korku ve açlıkla, bir de mallar, canlar ve ürünlerden eksilterek deneriz. Sabredenleri müjdele. Seçeneklerimize bakalım. A seçeneğimiz, Allah'la iletişim kuran kişi direnç kazanır. B seçeneğimiz, insan her durumda Allah'a dua etmelidir. C seçeneğimiz, Allah insana kaldıramayacağı yük yüklemez. D seçeneğimiz, başa gelen her durum insan için bir imtihan vesilesidir. E seçeneğimiz, asıl mutluluk ahiret yurdunda olacaktır. Arkadaşlar, bunların tamamı doğru olmakla birlikte sadece sorumuzun kökündeki metni baz alarak değerlendirdiğimizde bazı şeylerin kimi zaman korku, kimi zaman açlık, bazen malların az olması, bazen çok olması, ürünlerin eksilmesi, bunlardan bahsediyor. Yani bir imtihandan bahsediyor arkadaşlar. Dolayısıyla insanın başına gelen her durumun insan için bir imtihan vesilesi olduğunu biz Bakara suresi 155. ayetten çıkarırız. Doğru seçeneğimiz de D seçeneğimiz diyebiliriz. Arkadaşlar, bu sorumuza da bakalım, son sorumuz olsun. Sorumuz şu şekilde. Aşağıdakilerden hangisi yukarıda verilen hadislerle ilgili yanlış bir değerlendirmedir? Yanlış değerlendirmemizi arayacağız. Dolayısıyla bence bu soruyu şöyle çözelim. Önce öncülümüzü, daha sonra seçeneklerimize bakalım. Birinci öncülümüz, kabirleri ziyaret ediniz çünkü bu size ahireti hatırlatır. A seçeneğimiz, birinci hadisteki davranıştan davranış sahibi doğrudan etkilenmektedir. Ahireti hatırlatır derken bunu bize söylemektedir. Dolayısıyla doğru. İkinci öncülümüze bakalım. Ölmüş kardeşiniz için Yüce Allah'tan bağışlanma isteyiniz ve kendisine sükunet vermesini isteyiniz. Hemen ikinci B seçeneğimize bakıyoruz. İkinci hadis ölmüş kişiler için duanın önemini anlatmaktadır. Ölen kişi arkasından dua edin derken. Üçüncü öncülümüze bakalım. Cenaze namazı kıldığınız zaman ölen kişi için samimiyetle dua ediniz. C seçeneğimiz. Üçüncü hadis cenaze namazında okunan Arapça dualara işaret etmektedir. Çok bahsetmiyor az sanki. Devam edelim. Biz dördüncü öncülümüz. Ölülerinize Yasin suresini okuyunuz. D seçeneğimizde. Dördüncü hadis ölmüşler için Kur'an okumanın sünnet olduğunu gösterir. Doğru. Beşinci öncülümüz. Cenazeyi gördüğünüzde sizi geçinceye veya yere konuluncaya kadar ayağa kalkın. E seçeneğimize bakıyoruz. Beşinci hadis cenazeye saygıyla ilgilidir ki Peygamber Efendimizin bu uygulamayı yaptığı birçok örneği vardır. Arkadaşlar, üçüncü yani C seçeneğimizde bir Arapça duadan bahsetmiyor. Cenaze namazı kıldığınız zaman ölen kişi için samimiyetle dua edin. O kişiyi Allah'ın affetmesi, günahlarının bağışlanması, dünya hayatı sona eren bu kişinin ahiretinin hayırlı olması için dua etmekten bahsediyor. Dolayısıyla C seçeneğimiz doğrudur diyebiliriz. Arkadaşlar, dünya ve ahiret hayatının geçişi olan kısmen cenaze, ölüm, kıyamet, ahiret gibi önemli başlıklarımızdaki önemli kavramlarla bugünkü dersimizi ve örnek sorularımızı bitirdik. Dersimizin de sonuna gelmiş olduk. Hepinize sağlıklı, sıhhatli, başarılı, güzel günler diliyorum. Hoşça kalın arkadaşlar.